Arkadaşlar merhabalar. Olasılık konusunu çözmeye devam ediyorum. 9. köşe taşındayız arkadaşlarım. 9 ve 10 numaralı köşe taşlarımız kaldı. Bir de bu ikisini de gömelim. Sonra tarama testini de bitireceğiz inşallah. Şimdi şöyle bir odaklanmasına falan bir bakalım bu kameranın. Biraz şöyle eğik olmuş. Şöyle bir düzleştirelim önce. Tamam, her şey yolunda gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım bakalım. Neler yapacağız görelim. Birinci soruyu okuyorum. Miray bir madeni parayı arda arda 8 kez attığında 2 kez yazı 6 kez tura geliyormuş arkadaşlarım. 2 yazı 6 tura geliyormuş. Deneysel olasılığa göre paranın yazı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi deneysel olasılık dediği şey, bu deneyi kaç kez yapıyorsun onu bileceksin bir kere. Kaç kez yapıyor arda arda? 8 kez yapıyor. Paydaya 8 yazacaksın dostum. Ne istiyor bizden? Yazı gelme olasılığı. Kaç kez yazı gelmiş? 2 kez yazı geldiği için pay kısmına da 2 yazacaksın dostum. İşte deneysel olasılık bu. Neymiş deneysel olasılık? Payda kısmına ne yazıyormuşum? Tüm deneylerin sayısını, tüm deneylerin sayısını yazıyormuşum. Yukarıya da arkadaşlarım istediği, gerçekleşmesini istediği, işte yazı mı istiyor, tura mı istiyor, ne istiyorsa onu kaç kez yaptı, kaç kez olduğunu yazıyorum. İstediğinin sayısını yazıyorum yani. İstediğinin sayısı. Cevap 2 bölü 8, yani sadeleştirdim. 1 bölü 4 çıktı, gobeldir. Basit bir kısım arkadaşlarım bu deneysel olasılık. Bakalım bir tane daha var mı burada? Evet, yine bir deneysel olasılık sorusu var. Selim, 6 mavi, 4 kırmızı bilye bulunan bir torbadan çektiği bilyeyi geri bırakmamak koşuluyla arda arda 6 bilye çekiyor. Bakın 6 tane deney yapıyor o halde bu kerata. Demek ki paydamızda 6 yazacak. Deneyimizin sayısı gerçekten de sayın. 4-6 tane deney var. 6 yazacağız paydaya. Diyor ki Selim'in yaptığı deneylerin sonucunu göz önüne alarak çekilen bilyenin kırmızı olma olasılığı ve istediği kaç deneyin sonucunda istediği şeye ulaşmış? 1. 2 deneyde kırmızı bulmuş kardeşim. O halde 2 yazıyorum buraya. Cevap 2 bölü 6. Sadeleştirin. 1 bölü 3 geldi. Gobeller. Hadi 3. sorudayız. Diyor ki Berk bir olayın gerçekleşme olasılığını bulabilmek için x tane deney yapıyor. Peki. Buna göre x aşağıdaki değerlerden hangisini aldığında Berk'in bulduğu deneysel olasılık bu olayın teorik olasılık değerine en yakın değerini alır. Şimdi bir de deneysel olayı gördük. Deneysel olasılığı. Bir de teorik olasılık var. Teorik olasılık işlerinde en zevkli olan arkadaşlarım. En kolayı. Teorik olasılık böyle şey yapmıyor. Hani deneysel olasılık gibi yok deneylerin sayısı böyle bilmem ne falan filan gibi bir muhabbeti yok bunun. Teorik olasılık işte yazı gelme olasılığını mı soruyor teorik olarak? İlk başta neyse birinci deneyde, son deneyde de o olacak diyor. Yani %50, %50 şansınız var diyor teorik olasılık arkadaşlar. Şimdi deneysel olasılığın teorik olasılığa en yakın değeri alabilmesi için deneysel yaptığınız deney sayısını mümkün olduğunca fazla seçeceksiniz gobeller. Ne kadar çok deney yaparsanız teorik olasılığa o kadar çok yaklaşırsınız. Bize de diyor ki şıklardan hangisini alırsa deney sayısı olarak teorik olasılığa o kadar yaklaşır. Şıklardaki en büyük sayıyı seçersen demek ki en fazla deneyi yaptığın zaman teorik olasılığa o kadar yakın değer buluyormuşsun kardeşim. O yüzden deney sayısını mümkün olduğunca fazla seçeceğiz. Şıklardaki en büyük sayı alınacak arkadaşlarım. Geldik son sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Nuray bu sene girdiği 10 YGS denemesinin 8 tanesinde barajı geçmiştir. Tamam. Deneysel olasılığa göre Nuray'ın bir YGS denemesinde barajı geçememe olasılığı. Dostum şimdi bu ne diyordu? 8 tanesinde barajı geçmişse 2 tanesinde geçemedi o halde.
Barajı geçemediklerinin sayısı 2. Şimdi Nuray gerçek sınava kadar 10 tane deneme yapmış. Yani deney yapmış 10 tane. O halde deneylerinin sayısı 10. 8 tanesinde barajı geçmiş, 2 tanesinde geçememiş. Benden de geçememe olasılığını istediği için 2 bölü 10 diyorum arkadaşlarım. Yani cevap 1 bölü 5'tir. Ha, yüzde kaçtır diye soruyor. Hemen paydayı 20 ile genişletip 100 yapıyorum. Payı da 20 ile çarpıyorum. 20 bölü 100 oldu. Yani %20'sini geçememe olasılığı vardır diyorum. Cevabımız Adana çıktı arkadaşlar. Evet, 9 numarayı da gömdük. Hemen 10 numarayı koyduk önümüze. Bakalım ne diyor. Birinci ve ikinci soruyu aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız diyor. Şu bilgiyi bir konuşalım. 10 kez atılan bir zarın üst yüzüne gelen sayılar aşağıdaki gibi kaydediliyor. Bir zarı atmışız. Mesela birinci atışta 5 gelmiş, 2'de 3 gelmiş gibi. Şimdi ne diyor ilk sorumuz? Deneysel olasılığa göre 11. atışta üst yüze gelen sayının tek olma olasılığı. Şimdi deneysel olasılık diyor arkadaşlarım. Buna dikkat edin. Teorik olasılık da diyebilir. Hatta ikinci soruya bakıyorum. Evet, teorik olasılık diyor. Deneysel olasılık 11. atışla ilgileniyoruz arkadaşlar şimdi. Tabii ilk 10'dan bulacağımız sonuca göre 11. atışı da konuşacağız. Deneysel olasılıkta neydi kural? Yapılan deney sayısı. Bu kerata 10 tane deney yapmış. O zaman bölü 10 diyorum paydamıza. Peki ne istiyor bize? Tek olma olasılığını, tek sayı olsun istiyor arkadaşlarım. Tek sayılara bakın şimdi. 5 var, 3 var, bir tane daha 3 var. Tek 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 1 var tek sayı, başka da yok. Şöyle bir daha dikkatli bakayım. Evet, teklerin sayısı 1, 2, 3, 4 tane tek sayımız var. 4, yapılan tüm deney sayısı da 10 olduğuna göre 4 bölü 10. Yani adamın 2 bölü 5'tir. 11. atışın tek olma olasılığı cevap Ceyhan'da. Geldim 2 numaralı sorumuza. Diyor ki teorik olasılığa göre 11. atışta üst yüze gelen sayının tek olma olasılığı kaçtır? Ne demiştik dostum teorik olasılıkla ilgili şunu söylemiştim size. Teorik olasılıkta kardeşler hani yok böyle deney sayısıymış, meney sayısıymış muhabbetini hiç yapmıyorsunuz. Teorik olasılık birinci atıştaki tek gelme olasılığı neyse, işte ikinci atışta tek gelme olasılığı, üçte tek gelme olasılığı neyse, 11. atışta da tek gelme olasılığı odur, 1011. atışta da tek gelme olasılığı odur der. Yani teorik olasılık deney sayısıyla, İşte tek gelenlerin sayısıyla, çift gelenlerin sayısıyla muhatap olmaz. Teorik olasılık dediği zaman bir şeyin tek gelme olasılığı, şimdi ya çift gelecek ya tek gelecek değil mi dostlarım? İki seçenek var. İki seçenekten birini istiyor bizden. Yani %50 ihtimali vardır bunun. %50 dediğim şey de 1 bölü 2'dir. Yani cevabım Denizli'dir diyorum Goberler. Ve geçiyorum 3 numaralı sorumuza. 3 ve 4'ü buna göre cevaplayın diyor. Bir madeni para 12 kez atıldığında. Bakın 12 tane deney yapılmış. Olacak şekilde sonuçlar aşağıdaki gibi bulunuyor diyor. Tamam. 12 deney yaptım. Bana 13. atışında yazı gelmesinin bakın yine ne diyor? Teorik olasılığını soruyor. Teorik olasılık için ne demiştik? Öyle deneysel olasılık gibi muhabbet yapmaz. %50'dir yazı gelme olasılığı. Yani ya yazı gelecek ya tura gelir der. %50 yani yine 1 bölü 2'dir gelme olasılığımız diyebiliriz dostlar. Evet, son soruyu okuyalım. Paranın 13. atışında yazı gelmesinin deneysel olasılığı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi deneysel olasılık dediği zaman ne yapacaktık? Deney sayısı. Kaç deney yapmıştı bu adam? 12 deney yaptı. 12 kez attı parayı. O zaman paydaya bir kere 12 yazılacak arkadaşım. Neyi istiyor? Yazı gelmesinin olasılığını istiyor. Peki yazıların sayısını sayacaksın şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bir daha sayalım. 2, 3, 4, 5, 6,
7 tane de yazı gelmiş arkadaşlarım. O halde pay kısmına da 7 yazıyorum dostlar. Demek ki deneysel olasılığının sonucu 7 bölü 12'dir diyebiliriz goberler. Evet dostum, deneysel olasılık ve teorik olasılıkları son iki köşe taşımızda gömdük. Bunlar da gayet basitti, gördünüz siz de zaten. Şimdi bir sonraki köşe taşımızda, köşe taşımız yokmuş bir sonraki, tarama testimiz varmış. Tarama testine geçeceğiz goberler. Şöyle reklamı da patlatalım açıların çocuğu diye. Hadi bakalım goberler, kendinize iyi bakın. Hiçbir şeyi dert etmeyin. Görüşmek üzere.